Evet arkadaşlar, herkese merhabalar. Bugün sizlerle birlikte Moto Guzzo Panzer 125cc Life Adventure adlı motorumuzu kullanıcısı Özgür Bey'den beraber şekilde bütün teknik bilgilerini alacağız. Evet Özgür Bey, sizi dinliyoruz. Evet, merhabalar. Moto Guzzo Panzer modelimizi, 125cc olan modelimizi tanıtacağım size. Şimdi bu arkadaşlar gördüğünüz gibi görüntü olarak bayağı şık, güzel görünümlü. Hem araziye hem yol şartlarına, şehir içindeki yol şartlarına uygun olarak tasarlanmış bir hali. Şöyle başlayalım. Şimdi şuraya yaklaşırsanız şurada ön arazi geniş olduğunu görüyorsunuz. Ön tarafında istediğiniz malzemenizi koyabilirsiniz. Rahatlıkla köpeğiniz varsa köpeğinizi bile burada taşıyabilirsiniz. Gayet genelde iyi. Ben öyle yapıyorum. Ondan sonra işte şurada bardak yerimiz, su koyma yerimiz, işte telefon şarj yeri. Burada şöyle bir geçeyim isterseniz Özgür Bey. Bekleyin arkadaşlar, kontrol bölgesine geçelim. Daha rahat anlatım yapalım. Telefon şarj yerimiz, kontak anahtarımızın olduğu yer. Şöyle arkaya doğru çevirdiğimizde bagajımızı açıyoruz koltuk altında. Burada bir kaslık sığacak bir alanımız var. Bu şekilde. Burada benzin depomuz içinde yer alıyor. Başka injeksiyonludur. Motorumuz injeksiyonludur. Çift amortisör sistemi kullanılmıştır. İnjeksiyonlu olmasının artısı tabii yakıtta tasarrufu sağlıyor. Yan ayaklıkları da çok güzel pratik yapmışlar. Şu şekilde bıraktığınız zaman yerine oturuyor, takmalı. Bastığınız zaman çıkıyor. Bu şekilde yapmışlar. Şeyi tanıtalım, ekranı. Hemen şöyle geçelim Özgür Bey. Evet. İyi bir kullanıcısı olduğu için bize çok daha detaylı anlatacak. Ekranımız böyle dijital bir ekran. Buradan saat ayarını, kilometre ayarlarını falan sıfırlayıp tekrar başa alabiliyorsun. Saati şuradadır. Güzel yapmışlar, tasarlamışlar. Kontağımızı açtığınızda ilk önce bizi şöyle bir led yuvarlak ışıklar karşılıyor. Önde böyle, burada bir ışığı var, orada led ışıklar var. Bu şekilde. Arka tarafa geçelim. Daha motoru çalıştırmadık. Çalıştırmadığımız anda bu şekilde bir açılış oluyor. Bu şekilde arkadan da stoplar. Motoru çalıştırdığımızda ise ön tarafa geçelim lütfen. Tabii ki. Motoru çalıştırdığımızda yuvarlak mercekli ışıklar devreye giriyor. Uzunları bu arada ışıklar çok etkili. Çok güzel yapmışlar. Gündüz bile fark ediyor zaten. Sinyallerimizi verdiğimizde, sinyallerimiz de led, hemen kesiyor, sarıya dönüyor. Evet. Bu şekilde. Düz yoldayken sabit ışıklandırma, sağ sol yapacağımız zaman da sinyaller uyarı şeklini alıyor. Evet. Karşıdaki ve yerden geleni. Arka tarafa da geçelim lütfen. Tabii ki. Burada da kırmızı yanan sinyalleri, stoplanmaları, eşlik ediyor stoplanmaları. Evet. Sinyal verdiğimizde ise şu şekilde kapanıp sarıya dönüş yapıyor. Gayet güzel dizayn edilmiş. Evet, bu şekilde. Onun haricinde bana söyleyebileceğiniz bizim bilmediğimiz... Onun dışında dengesi çok güzel motorun. Başarılı. Sağa sola yatışlar, dönüşler, kısa mesafeler, dalışlar çok başarılı. Aynalar keza arkaları çok güzel görüyor. Yani net bir şekilde güzel olmuş. Özgür Bey, şöyle bir tur atma şansımız tabii olur mu? Özgür Bey, şöyle uzaktan bir inceleyelim. Şöyle bir olduğum yerde bir dönüş yapıp gideceğim. Olur. Motorun ne kadar böyle bir seri ve viraja yatkın olduğunu göreceksiniz. Gördüğünüz gibi yüksek, direksiyon yüksek, motor yüksek, güzel. Kasislerden olsun, dağ yollarında, dağ şartlarında olsun altını vurma olasılığı bayağı düşük. Direksiyonun yüksek oluşu güzel. Direkt kollarınız altta kalmıyor, yukarıda duruyor. Başarılı. Evet. Çok teşekkür ediyoruz Özgür Bey sizlere. Evet, Moto Guzzo Panzer 125 Life Adventure'ı Özgür Bey'den kullanıcı olarak, teknik olarak öğrenmiş olduk. Çok teşekkür ediyoruz sizlere. Görüşmek üzere. Sağ olun.